Arkadaşlar kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle vizyona giren son Star Wars filmi 9. bölüm The Rise of Skywalker filminin incelemesini yapacağız. Bulunduğum kentte hava biraz yağmurlu ve kapalı. O yüzden ışık ve ses konusunda ufak tefek sorunlar yaşayabilirim. Bunları baştan belirteyim. Onun yüzden kusuruma bakmayın. Ayrıca bir duyurum daha var. Filmin şerefine diyeyim artık. Bir arkadaşa bu maskeyi hediye edeceğim. Çekiliş yapacağım. Çekilişle ilgili detayları Instagram hesabımda paylaşacağım. Katılanlar arasından kazanan bir kişiye bu maske hediye edilecek. Konularda giyebileceğiniz, rahatlıkla nefes alabileceğiniz, etrafınızı görebileceğiniz güzel bir maske. Tamam, el yapımı bana ait. Eva'dan hafif bir maske. İster evde sergilersin, isterseniz dediğim gibi kafanıza takıp cosplay'inizin parçası yaparsınız. Size bırakıyorum. Filmle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Başlamadan önce spoiler içerecek bu video. Eğer başlıkta dikkat etmediyseniz, filmi ola ki izlemediyseniz lütfen videoyu kapatın. Daha sonra izlersiniz. Öncelikle gelelim ben filmden nasıl çıktım. Filmden çıktığımda ne yazık ki tam manasıyla tatmin olmuş değildim. Bir The Force Awakens'ın verdiği heyecanı vermedi bana. Ama bir The Last Jedi kadar da hayal kırıklığı yaşatmadı. İkisinin arasında bir yere koyarım. Yani benim için bu üçlemede The Force Awakens birinci sırayı alır. The Rise of Skywalker ikinci sırayı alır. The Last Jedi ise son sırayı alır. Bunların sebeplerinde de bu filmi incelerken diğerlerine yaptığı göndermeler vesaire üzerine değinerek devam edeceğim. Bunun için yönetmenimizle başlayalım. Yönetmenimiz J.J. Abrams. Serinin ilk filmi The Force Awakens'ı çeken yönetmen. Abrams açıkçası keşke üçlemenin tamamını çekseydi. En azından sanatsal bir bütünlük oluşur diye düşünüyorum. Çünkü ikinci filmde Rian Johnson bazı şeyleri değiştirdi. Ve bazı şeylere bana sonrasında hatalı yaklaştı. Bu da seride onarılmaz yaralar doğurdu. Rian Johnson'ın yaptığı bu yanlışları toplamakta biraz J.J. Abrams'a Chris Terrio'ya kalmış. Chris Terrio da bu filmin senaristlerinden. İkisi resmen filmin ilk saatini Rian Johnson'ın bozduğu şeyleri düzeltmeye harcamışlar. Bu da filmin yarısını almış götürmüş. Hani nereden baksanız. Geri kalan 1 saat 1,5 saatlik kısımda da olması gereken olaylar akmaya devam ediyor ama dediğim gibi hani geriyi toplamak, düzeltmek biraz vakit almış. Tam da toplayamamışlar hani. Onarılmaz yaralar dediğim şeylere değineceğim. Yapacak da bir şey yok. O yüzden bana sorarsanız seri kendi içerisinde bir bütünlüğü olmayan bir üçlemeyle bitti. Bir şekilde bitti. Ama Abrams elinden geleni yapmış diye düşünüyorum. Chris Terrio elinden geldiği kadar senaryoya sağlam detaylar eklemeye çalışmış diye düşünüyorum ama sanki büyük farenin eli üzerlerindeyken bunu kısıtlı yapabilmişler. O yüzden çok da bir yorum yapamıyorum. Hani Disney'in elinde Star Wars'un aldığı hal malumunuz. Bu konuya girmeyeceğim şimdi ama bu üçlemeden beklentilerimi o yönde kurdum. Ne yazık ki Rogue One kalitesini bir daha Disney bize verir mi soru işaretleri taşıyorum. Bu üçlemede öyle bir beklentim kalmamıştı. Bu şekilde gittim. Eh diyerek çıktım sinemadan. Star Wars deyince aklımıza müzikler gelir. Filmin müziklerini yine serinin tamamında müzikleri yapan efsanevi bir müzisyen John Williams yapıyor. Yani İmparatorluk Marşı'ndan tutun da Asilerin Marşı'na kadar hepsi gene yerinde ve güzel kullanılmış. Filmin müzikleriyle ilgili herhangi söyleyeceğim bir şey yok. Yani Star Wars'un tüm müzikleri zaten benim playlistimde olan sürekli dinlediğim müzikler. Buradakiler de aynı şekilde yeni gelenler de listeye eklenebilecek harika müzikler. O yüzden filmin müzikleri üzerinde durmayacağım. Filmin oyuncuları, yani oyunculara tek tek değinmeye gerek var mı bilmiyorum. İşte Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac, Daisy Ridley, John Boyega. Seriden zaten aşina olduğumuz karakterler yine gözükmeye devam ediyor ve oyunculuklarını aynen devam ettiriyorlar. Bunun yanı sıra Billy Dee Williams'ı tekrardan Lando Calrissian, Ian McDiarmid'i de tekrardan Palpatine Emperor olarak, İmparator olarak geri görüyoruz. Darth Sidious olarak yine ekranlara dönüyor. Hani seriye eklenen iki yeni karakter bunlar diyebiliriz. Bir karakter daha var. The Mandalorian'ı izleyip de biliyorum Baby Yoda değil. Hani aslında Yoda'nın ırkından gelen bir bebek ama artık isim Baby Yoda olarak kaldı. Çok seven kişilerin sevebileceği Babu Frik isimli bir karakter var. Gayet şeker, şirin, değişik bir karakter. Eminim onun da kendine ait bir fan kitlesi oluşacak diye düşünüyorum. Seriye hoş bir eklenti olmuş. Bunların yanı sıra Star Wars serisi her zaman çılgın droidleriyle ünlüdür. Hani bunların en ünlüleri R2-D2 ile C-3PO'dur belki de. Seri bize bunların yanı sıra BB-8'i verdi. Daha önceden işte spin-off'larda gördüğümüz Rogue One'daki K2SO ile yanlış hatırlamıyorsam İmparatorluk droidi hafızasıyla işte database ile tekrardan oynanmış, direniş tarafına çekilmişti. Onun yanı sıra
Han Solo'nun filmi Solo Star Wars Story filminde gördüğümüz Lando Calrissian'ın yanındaki robottu, droid'ti. Onu da şimdi ismini hatırlamıyorum ama o da az çatlak değildi işte, robotlar özgürlük vesaire moduna takılıyordu. Bu seride de eklenen BB-8 vardı. Onun yanı sıra bu filmde de Abrams yeni bir droid daha, Dio'yu bize tanıttı. O da değişik şeker bir droid. Böylece Star Wars'un bir geleneği daha bu filmde sürmüş oldu. Mesela Ryan Johnson bunu atlamıştı. Herhangi bir droid hatırlamıyorum ben açıkçası The Last Jedi'da. Bir tek şey vardı, o İmparatorluk tarafındaki, daha doğrusu First Order'daki siyah BB-8'e benzer droid vardı ama onda çok bir esprisi yoktu film boyunca. O yüzden çok bir önemli miydi derseniz, hayır, ben her zaman çılgın bizim tarafımızdaki, daha doğrusu direniş tarafındaki droidleri tercih ediyorum. Bu film bazında olmak üzere serideki karakterlere biraz değinecek olursak, Rey karakteriyle başlayalım çünkü merkezde o var gibi, hani her şeyin merkezindeki karakter oydu en başından beri. Rey'in kimliği her zaman bir soru işareti olarak başladı The Force Awakens'ta. Daha sonra The Last Jedi ile birlikte çöpe döndü. Hani potansiyel Jedi'dan çöpe doğru bir yol aldı. Oradan tekrardan potansiyel Jedi'ye geçti ve filmin sonunda işte en büyük spoilerlardan biri bu, Palpatine'in torunu olarak karşımıza çıktı ve kendini en sonunda bir Skywalker olarak adlandırıp Palpatine'in genlerini vesaire reddetti. Bir Skywalker olarak sagayı tamamladı. Ben Solo veyahut da Kylo Ren karakteri karşımıza ilk önce Kylo Ren olarak çıktı. Aydınlığa çekildiğini söylüyordu. Darth Vader'dan tekrardan kendisine karanlığın gücünü göstermesini istiyordu. Supreme Leader Snoke'un altında çalışıyordu. Last Jedi ile birlikte bir aydınlığa doğru tekrar dönülüş oldu gibi oldu ama dönmedi tamamıyla. İşte Snoke'u zekice bir hareketle öldürdü. Kendisi First Order'ın başına geçti. Derken bu filmde biraz Rey'in, biraz annesinin Leia'nın yardımıyla tamamıyla aydınlığa geri döndü ve üzerine düşeni yaptı. Bu filmdeki en büyük en beğendiğim şeylerden biri de oydu. Ben Solo karakteri filmin sonunda öldü. Disney filmlerinde genelde herkes sonunda yaşar. Hepsi sonsuza kadar mutlu yaşadı masallarındaki gibi olur işler ama bu sefer öyle olmadı yani. Ben orada kendini feda etti, öldü. Ve bize düzgün bir son verdi. Leia'ya gelirsek, Leia da hani karşımıza direnişin lideri olarak, General Leia olarak çıktı. Nasıl bu noktaya geldi onu çok fazla anlatmadılar. Hani filmde kısa bir flashback sahnesiyle geçmişte Luke'tan Jedi eğitimini aldığını gördük ama o yıllarını, neden Jedi olmamayı seçtiğini, neden Senato'ya geri döndüğü konusunda pek bir bilgi vermediler. Senato'dan nasıl ayrıldığı vesaire ilgili bilgiyi de ben şu kitaptan elde ettim. Star Wars Kan Bağı isimli bir kitap. Bunu aldım, okudum. Bunda Leia'nın nasıl Senato'da, Yeni Cumhuriyet'in Senato'sunda yer aldığı, orada yaptığı işler, Senato'dan nasıl ayrılıp tekrardan bir asi direnişi başlattığını, gelen işte First Order tehlikesini nasıl keşfettiğini vesaireyi bu kitabı okuyarak öğrenebilirsiniz. Ben buradan öğrendiklerim üzerinden Leia'nın geçmişiyle ilgili az çok bilgi biliyorum ama dediğim gibi film bununla ilgili çok fazla bir şey vermiyor. Luke karakterine gelecek olursak, ilk filmde zaten yok denecek kadar azdı. Tek bildiğimiz şey işte Luke'u aradıkları, onun ilk Jedi tapınağını bulmaya gittiği ama neden gittiği vesaire üzerine hiç bilgi verilmiyordu bize. Ama işte galaksinin tek umudu gibi bir şeydi o zaman Luke. Bulunduğunda da zaten tek kelime etmedi. Film o noktada bitiyordu. İkinci filmde bunu anlatma görevi Rian Johnson'a verilmişti ama Rian Johnson Luke karakterini tamamıyla yanlış anlamış. Yani hatta hiç anlamamış da diyebiliriz. Tutup işte Darth Vader bile öldürmeyi reddetmiş bir adam. İçinde iyiliği görmüş birisi. Son dakikada onu öldürmeyi reddetmiş biri. Kendi yeğenin içinde küçücük bir karanlık gördü diye, bir tehlike sezdi diye, bir an bile olsa aklından geçip onu öldürmeye gitmesi, İşte Luke Skywalker karakteriyle bağdaşmayan bir şey. Ryan Johnson bunu göremediği için Luke karakterine onarılmaz yara dediğim şey bu. Seriye böyle bir darbe vurdu ve bu ne yazık ki toplanamıyor artık. Bu dakikadan sonra yapacak bir şey yok. Hani J.J. Abrams elinden geleni yapmış çünkü Luke burada bir yerde işte Force hayaleti olarak geri geliyor ama tek yaptığı şey Rey'in ışın kılıcını alevlerin içine atmasını engellemek oluyor ve çıkarıp ona bir gemi vermek oluyor. Orada işte ışın kılıcını atmasını engellemesi, tekrardan o Jedi bağlarına geri döndüğünün göstergesi vesaire bilmem ne, tekrardan iyiye inandığı vesaire şu bu ama dediğim gibi yetmiyor. Ne yazık ki orada artık yapılan hatalar Luke'u tamamıyla yaraladı. Ya bu üçlemeyi hiç yok sayacaksınız, sizin için Luke Return of the Jedi ile birlikte bitecek, orada kalacak. Ya da olan bu, yapacak bir şey yok. Finn karakteri, yani o da First Order'dan kaçan bir Stormtrooper olarak başladı. Tek istediği şey kendi postunu kurtarmaktı.
Daha sonra Rey'e aşık olduğu, Rey'e olan aşkı onu asi direnişin içine çekti. Ama tam olarak bir direnişçi değildi yani. Tam bir savaşçı değildi orada. Sadece Rey için bulunuyordu. Ama giderek dava ilerlemeye başladı ve filmle birlikte gerçek bir direnişçi oldu. Gerçek bir asi oldu. Onun ilerleyişi de bu yönde gitti. Ben Finn karakterini seri boyunca beğendim. Güzeldi ama yine ikinci film The Last Jedi'de bir yanlış yaptılar. Bana sorarsanız Ryan Johnson. Finn en başından beri aşk ilişkisini sadece Rey ile yaşamalıydı. Araya Rose diye bir karakter eklediler. Orada bir aşk üçgeni yaratmaya çalıştılar vesaire. Ama J.J. Abrams bu filmde Rose karakterini neredeyse tamamıyla kenara iterek bu üçgeni kapatmış. Bence doğrusunu da yapmış. Orası gereksiz bir eklentiydi. Olan Rose oynayan aktör olmuş yani. Aktris olmuş. Onun dışında bir bana sorarsanız sıkıntı yok. Finn'in olması gereken buydu ve bu şekilde ilerlemesi doğruydu. Finn karakteriyle ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Gayet beğendiğim, sevdiğim karakterlerden biri olarak kalacak. Gelelim Poe Dameron karakterine. Sanırsam serideki benim en sevdiğim karakter diyebilirim açık ara. Hani bazılarınız belki itiraz edecek bana işte en iyi pilot Anakin Skywalker veyahut da en iyi pilot Han Solo diyecekler ama benim gözümde galiba Star Wars serisindeki en iyi pilot Poe Dameron olarak kalacak. Gerek X-Wing'de yaptığı hareketler gerek ateş ederken ki isabeti vesaire bilmem ne hani beklentilerin çok çok üzerinde bir karakter. Hele hele Force'la hiçbir bağlantısı olmadığını düşünürsek sıradan pilot olarak yaptıkları etkileyici. Bu filmde de geçmişine biraz değinmişler işte baharat kaçakçılığından gelmesi, asi direnişine katılması üzerine ufak ufak detaylar veriyorlar ama çok derinlemesine de inmiyorlar açıkçası. Poe karakteri de bence güzel bir karakterdi. Hani o asi pilotundan liderliğe doğru evrildi ve liderken de tavrından hiçbir ödün vermedi. Yine gözü kara davrandı. O yüzden bence Poe karakteri üçleme boyunca kendi çizgisini koruyan ender karakterlerden biri oldu. Gelelim seride yazık olan karakterlere diyeceğim bir şekilde veyahut da yeterince değerlendirilmeyen karakterler demek daha doğru belki de. Birincisi Maz Kanata. Yani Force Awakens'ta bir şekilde gösterdiler. Force'da olan bağlantısı işte vesaire şu bu üzerinden ilerlediler. Garip bir karakterdi. Direnişin yanındaydı. Yoda kadar yaşlıydı hani düşündüğünüz zaman ama ilginç bir şekilde ikinci filmde neredeyse The Last Jedi'de hiç değinmediler. Bu filmde de ara ara gördük ama çok önemli bir rolü vardı diyemem. Bence çok daha iyi değerlendirilebilirdi. Özellikle Luke'un ışın kılıcının işte Death Star'ın içinden düştükten sonra ona kadar nasıl geldiği üzerine küçük bir hikaye bir şey anlatabilirdi. Hani bir o bilgi verilebilirdi. O bilgi havada kaldı. Açıkçası bununla ilgili eğer bir çizgi romanda, kitapta geçen bilgi varsa lütfen bana aşağıda yorumlarda söyleyin. Ben de onu okumak, bilmek isterim. Bu yönüyle bana sorarsanız Maz Kanata yeterince değerlendirilmeyen karakterlerden. Bir tanesi Supreme Leader Snoke'dur benim için. Çok gizemli bir karakter olarak çıktı. İkinci filmde öldü eyvallah ama hani tutup bu filmde sadece işte Palpatine'in kuklasıydı, onun yarattığı bir oyuncak bir şekline getirilmesi beni tatmin etmedi açıkçası onu söyleyeyim. Supreme Leader Snoke'a da benim gözümde yazık oldu. General Hux da en çok yazık edilen karakterlerden biri. İşte The Force Awakens'da tam bir böyle Nazi generali gibiydi işte bağırıyordu, çağırıyordu. Tek istediği şey ölümdü, yıkımdı vesaire de bilmem neydi derken ikinci filmde ister istemez Kylo Ren'in altında kaldı. Kabul ama bu filmle birlikte hani tekrardan ipleri eline almaya çalışıyor moduna getirebilirlerdi. Onun yerine Kylo Ren'e olan kişisel nefretini işte asi direnişine bilgi sızdırarak falan yapan bunda açık açık saf bir şekilde yakalanıp öldürülen bir karakter oldu. Bence General Hux çok daha iyi bir yerde bitirebilirdi filmi. Ölmeliydi ama böyle değil. Daha inandığı dava uğruna ölen bir karakter olabilirdi. Orada pis pisine gitti diyebiliriz. Hoş olmadı. Son bir karakter. Belki Last Jedi'de en beğendiğim şeylerden biri de DJ karakteri. Bu Benicio del Toro'nun oynadığı. Bu filmde hiç değerlendirilmemiş. Keşke koysalardı. Çünkü iyi adam kötü adama bakış açısı vesaire üzerinden garip bir karakterdi. Sadece kendini düşünen bencil bir yapıda olmasına rağmen kendine ait felsefesi vardı ve bunu kanıtlayabiliyordu mantıksal yollarla. Bence bu filmde bir yerlerde değerlendirilebilirdi ama kullanılmamış. Bir şekilde dışarıda tutulmuş. Sebebini bilmiyorum ama dediğim gibi o da yazık olan karakterlerden biri olmuş. Gelelim filmin iyi ve kötü yanlarına. Önce kötü yanlardan başlayacağım. En kötü şey filmdeki Disney esintileri. Yani Star Wars gibi bir filmin hani illa çocuklara yönelik olmasına şart yok. Zaten bunu animasyon diziler vesairelerle hani veriyorsunuz çocukların da izleyebileceği şeyleri. Bari filmler bırakın biz yetişkinlere özel kalsaydı. Ama ne yazık ki işte her yaştan izleyici rahat rahat izlesin diye çok yumuşatılmış sahneler vesaireyle doldu taştı filmler. En kötü yanı Disney esintileri diyebilirim. İkinci bir kötü yan Force muhabbeti, güç muhabbeti. Yani
Tamam, kabul ediyorum. Force'da imkansız diye bir şey yok. Her şey olabilir. Force'la bağlantıya geçen bir işte Jedi kişi, Sith vesaire neyse her şeyi mümkün kılabilir ama hani bunu biraz daha gerçekçi bir yapıda tutabilirlerdi. Çok işte daha dün Force'u öğrenmiş biri bugün resmen maddesel cisim aktarımına falan geçmeye başlıyor. Yani bir yerden sonra tadı kaçıyor bana sorarsanız. Hani zaten ilk filmde Rey'in daha Force'la bağlantısını keşfettiğinin 5. dakikası tutup mind trick atması canımı sıkmışken, her ne kadar Palpatine'in torunu da olsa şu an hani onu öğrensek de bana hala yeterli bir sebep gibi gelmiyor. Herkes kafasına göre Force'u kullanabilirse, ya film bile bir yerde artık Force'la bağlantısı ortaya çıkmaya başladı. Dedim ya yeter ama hani keşke Force'un bir şeyini çıkarmasalardı diyeyim. Force tadında kalsaydı daha iyi olurdu. Filmin finaliyle ilgili bir sıkıntım var. Kötü bir final değildi, güzel bir finaldi. Ancak ha Endgame finalini izlemişsiniz ama bu filmin finalini izlemişsiniz. Hiçbir fark yok. Tam işte asi direnişi kaybetti derken bir anda bütün galaksinin dört bir yanından işte asilere destek olmaya gelen birliklerin benim gözümde Kaptan Amerika artık Thanos'un karşısında tek başına dikilmişken On Your Left Captain deyip sağdan soldan çıkan işte Doctor Strange'in getirdiği diğer kahramanlardan bir farkı yoktu. Bunun yanı sıra bir de işte Rey ile İmparator'un son savaşında İmparator ben bütün Sith'lerim dediği zaman Rey de işte ben de o zaman bütün Jedi'lerim deyip üzerine gitti. Bu da işte Thanos'un ben kaçınılmaz olanım, I am inevitable dedikten sonra Iron Man'in ortaya atlayıp o zaman ben de Iron Man'im deyip parmağını şıklatmasından bir farkı yoktu bana göre. Hani final birebir kopyalanmış hissiyatı yarattı. O yönüyle de çok finali orijinal bulduğumu söyleyemeyeceğim. Kötü bir final değil ama orijinal bir final değil. Bence bu filmin o yüzden kötü yanlarından biri olarak kaldı. Star Wars kendine orijinal olmalı her zaman. Filmin bir sıkıntısı daha önce de değindiğim şeylerden biri filmin süresi. 2 saat 21 dakika bu filme yetmemiş. Ne yazık ki hani şöyle bir 3,5 saatlik falan bir final verebilirlerdi bu filme. Sonuçta bir final filmi. Hani çok fazla şey tek bir filmde anlatılmaya çalışılmış. Resmen iki film bir filme sığdırılmış. Hatta yeri gelmiş 3 film bir filme sığdırılmış hissiyatı yaşatıyor insana. Filmin süresi daha uzun olsaydı daha tatmin edici şeyler yaşayabilirdik. Daha fazla şey anlatılır, daha fazla mantığa oturtulabilirdi bazı şeyler. Bazı yerler bu yüzden oldu bittiye getirmiş gibi geliyor. Belki kesilen sahneler vardır, onlar eklendiği zaman daha mantıklı bir çerçeveye bürünecektir film. Blu-ray vesaire versiyonunda öyle çıkaracaklardır. Bir ümit diye ümit ediyorum ama çok da sanmıyorum. Disney'in pek yaptığı bir şey değil. Ama umarım vardır ve o şekil izleriz. Hani birçok şey daha çok kafamıza oturur diye ümit ediyorum. Filmin süresi benim için kötü yanlarından biri. Filmin iyi yanlarına gelelim. Bir şekilde final yaptılar. Hani bu bende tek şunu umutlandırıyor. Bundan sonra büyük perdede en azından sinemada daha fazla Skywalker hikayesi görmeyeceğiz. Bu neden iyi bir şey derseniz Disney ne kadar el atarsa o kadar bozuluyor gibi geliyor. O yüzden istiyorum ki daha fazla Disney bana Skywalker hikayesini sinemada en azından anlatmasın. Çünkü biliyorum ki animasyon dizileri, işte normal diziler vesaireyle zaten o arada kalan hikayeler işte Rebels vesaire Mandalorian gibi şeylerle anlatmaya devam edecek ama yani oralarda biraz daha sanırsam yönetmenlerin, yapımcıların işine az müdahale ediyorlar diye düşünüyorum. Daha düzgün işler ortaya çıkıyor. Ama büyük perdede hani beklenti çok yüksek. Oradaki geri dönüş, para çok büyük. O yüzden çok fazla müdahale ediyorlar ve bu ne yazık ki seriye zarar veriyor. O yüzden bir şekilde Skywalker finali olması beni mutlu etti. Artık bundan sonra dokunmayacaklar diye biraz daha rahatım. Bu filmin bana sorarsanız iyi yanlarından biri. Filmin bir iyi yanlarından biri de çok iyi ışın kılıcı düellolarına sahip. Hani bu benle Rey arasındaki özellikle ışın kılıcı düelloları görülmeye değer. Biz en son bu kadar iyi ışın kılıcı düellolarını The Phantom Menace'da işte Obi-Wan, Qui-Gon, Darth Maul'a karşı da ve özellikle Revenge of the Sith'te Obi-Wan'la Anakin arasında görmüştük. Hani o zamandan beri ben bu kadar sağlam ışın kılıcı düelloları gördüğümü hatırlamıyorum. Bu filmin en iyi yanlarından biri bize gerçekten sağlam ışın kılıcı diyalogları verdi. Uzun zamandır büyük perdede görmediğim bir şeydi. Hoşuma gitti izlemek. İlk defa bir Star Wars filminde bir Sith holokronu gördük. Hani hiç büyük perdede görmemiştik. The Clone Wars'ta falan yanlış hatırlamıyorsam Jedi holokronu falan gözüküyordu ama Sith holokronunu ilk defa beyaz perdede bu filmde görmüş olduk. Şimdiye kadar hiç kullanılmamış bir eşyaydı. Halbuki Star Wars evreninde önemli bir şey. Niye bugüne kadar kimse akıl edip de filmlere koymadı bilmiyorum ama J.J. Abrams'a, Chris Terrio'yu burada tebrik etmek lazım. Bize bir Sith holokronunu gösterdiler. Büyük perdede onu görmek de benim için bir mutluluktu. Üçleme boyunca Luke'un ışın kılıcını yanında kendi ışın kılıcı gibi taşıyan Rey sonunda kendi ışın kılıcını yaptı. Filmin sonunda işte gidip Luke'la Leia'nın ışın kılıçlarını gömdükten sonra kendi ışın kılıcını bu üçleme boyunca yanında taşıdığı sopadan yapıp sarı rengi de seçmesiyle ilk defa beyaz perdede bana sarı renkli bir ışın kılıcını gösterdi. Bu da bana sorarsanız filmin iyi yanlarından biriydi.
Rey'in bundan sonra izleyeceği rota konusunda tam bir fikir vermese de hani ne maviyi seçti ne yeşil, hani genelde Jedi'ler ikisinden birini kullanır. Hani sarıyı seçmesinin bir manası var mı açıkçası? Bu ışın kılıçları renkleriyle ilgili tam fikre sahip değilim. Hani biliyoruz kırmızı Sith'lerin, mavi yeşil genelde Jedi'ların. Mor ışın kılıcının çok farklı bir hikayesi var. Ona burada şimdi girmeyeceğim. Eğer merak ederseniz yorumlarda yazarım. Sarının tam bir manasından emin değilim açıkçası ama dediğim gibi farklı bir ışın kılıcı, yeni bir ışın kılıcı görmek bu serideki, bu filmdeki özellikle iyi şeylerden biriydi. Benim için filmin iyi ve kötü yanları bunlar. Bunun yanı sıra bir şey daha söyleyeceğim. Bunu hoş bulmadım çünkü. Disney George Lucas'ı galaya davet etmemiş. Biliyorum Lucas ne Force Awakens'ı ne Last Jedi'yi beğenmedi. Özellikle Force Awakens sonrası belki de gitmemeliydim, izlememeliydim. İşte bir kız arkadaşınızdan, eşinizden ayrılırsanız onunla ilgili fotoğrafları vesaire kaldır atar yakarsanız bir daha da dönüp bakmazsınız demişti. Ben de Star Wars'tan artık ayrıldım, benim için bitti. Belki de gitmemeliydim. Gördüğüm şey hoşuma gitmedi, bir yenilik getirmemişler gibisinden yorumlar yapmıştı. Belki de sırf bu yorumlar yüzünden çağırmadılar bilmiyorum ama hani veyahut da çağırdılar Lucas mı gitmedi tam emin değilim ama ben çağrılmadı diye haberlerde okudum. Haberlerin doğruluğunu bilmiyorum açıkçası. Çağrılmadıysa ayıp etmişler. Lucas sonuçta bu işin Godfather'ı, kurucu babası, Star Wars'u bulan adam. O galaya bir şekilde çağrılmalı, bir şekilde onurlandırılmalıyım diye düşünüyorum. Ama yapmadılar. Bana sorarsanız bu Disney'in büyük bir yanlışı olmuş. Hoş değil. Benim The Rise of Skywalker ile ilgili söyleyeceklerim ve genel olarak filmle ilgili, üçleme ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Sizin görüşlerinizi duymak isterim. Lütfen yorumlarda yazın. Onun dışında kanalıma abone olun. Şuradaki çana tıklayın. İşte böylece bildirimler alın. Ben yeni videolar ekledikçe videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza önerin, paylaşın. Onun dışında kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Ve unutmadan Instagram hesabımı lütfen kontrol edin. Bu çekilişe katılın. Kazanan arkadaşa bunu göndereyim. Güle güle giysin.